Merhabalar. Bu dersimizde toplama işleminde kolaylıklara bir bakacağız. Şimdi toplama işleminde toplananların yerinin değiştirilmesi toplamı değiştirmiyor. Bu özelliğe biz toplama işleminin değişme özelliği diyoruz. Yani iki tane toplananımız var. Bakıyoruz. Birincisi artı 4 artı artı 3. Şimdi bunun sonucu ne çıkar? Artı 4 ile artı 3'ü topladım. Artı 7 buldum. Şimdi İkisinin yerlerini değiştirelim diyoruz. Artı 3'ü başa aldım. Artı 4'ü sona aldım. Artı 3 artı 4 peki ne eder? Onun sonucu da artı 7'dir. İşte biz buna değişme özelliği diyoruz. Diğer örneklerimizde de bunu inceleyelim. İşaretleri farklı olanları toplama işleminde nasıl topluyorduk? İkisinin mutlak değerini alıyorduk. Eksi 7 ve artı 2'nin mutlak değerini aldık. Ne oldu? Bu 2 oldu. Bu 7 oldu. Ve ikisinin farkını alıyorduk. Yani 7'den 2'yi çıkardım. 5. Peki hangisi büyük? 7 büyük. O zaman onun işaretini öne koyuyordum. Bundan daha kolay bir yöntem de var aslında. Şunların ikisinin arasında artı ve eksiği aynı anda görüyorsam, yani artı ve eksi yan yanaysa, direkt bunu eksi olarak yazabilirim. Yani artı 2 eksi 7 derim. Eksi 7 daha büyüktür. O yüzden eksi 7'nin işaretini alır dedim. Şimdi bunların yerini değiştireyim. Eksi 7 artı artı 2. Yani deminki dediğim gibi yapmaya çalışırsam ne yaparım? Eksi 7 artı 2. Eksi ile 7 ile artı 2'yi topladım. Sonuç eksi 5 oldu. Yani sonuç değişmedi. Bakalım. Eksi 3 artı artı 1. Yine mutlak değerlerini alarak yapayım. Eksi 3 artı 1. Bunun mutlak değeri 3 çıkar. Bununki 1 çıkar. Farklarını alırım. 2 çıkar. Kim daha büyük? Bu daha büyük. O zaman eksi 3'ün işaretini aldım. Şimdi yerlerini değiştirerek yapalım. Artı 1 artı eksi 3. Mutlak değerlerini aldım. Bu kaç çıktı? 1. Bu kaç çıktı? 3. Farklarını alıyorum. 3'ten 1 çıkarıyorum. 2. Kim daha büyük? O zaman onun işaretini aldı. Dolayısıyla her seferinde sonucun aynı çıktığını görüyoruz. Evet, değişme özelliğimizle ilgili son örneğimizi de yapalım. Şimdi eksi 6, eksi 5 ile toplanmış. Kaç eder? Şurada şöyle de yapabilirim. Eksi 6, x ile artıyı gördüm. Eksi yaptım. Eksi 5 eşittir eksi 11. Şimdi yerlerini değiştireyim. Eksi 5 artı eksi 6. Eksi 5, şurada artı ile eksi gördüm. Eksi yaptım. Eksi 6, o da eşittir eksi 11'e dedik. Şimdi gelelim bu işlemi göstermeye. Artı 9 artı eksi 3 işleminin sonucunu değişme özelliğine göre değişmeyeceğini gösterelim. Ne ile gösterelim? Bu sefer sayı doğrusuyla gösterelim. Bir sayı doğrusu çizdik. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 falan. Şimdi sıfırdan başlıyorum. Kaç adım gideceğim diyorum. Artı 9. Yani artı ne demekti? Sağa doğru gitmekti. O zaman sağa doğru 9 adım gideceğim ben. Sıfırdan başladım. 9 adım gidersem kaça gelirim? 9'a gelirim. Geldim. Şimdi artı eksi 3. Yani artı diyor ama geriye dön 3 adım at diyor. Yani geriye dönük 1, 2, 3 adım atarak şu artı 9'du. Bu artı eksi 3'tü. O zaman kaça geldim ben? 6'ya geldim. Dolayısıyla artı 6 buldum. Yani artı 9 artı eksi 3'ün cevabı ne diyorum? Artı 6'dır diyorum. Peki şimdi ne yapacaktım? Değişme özelliğine göre gösterecektim. Yani bunları yer değiştireceğim. Eksi 3 artı artı 9 da peki bize
aynı sonucu verir mi diye bakacağım. Şimdi yine bir sayı doğrusu çizdim. 0, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9'a kadar çizelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 diye gitsin. Şimdi öncelikle ne diyoruz? Eksi 3'e kadar git. Sıfırdan başla. 3 adım sola git. Gidelim. 3 adım sola gittiğimde kaça gelirim? Eksi 3'e gelirim. Tamam. Şimdi artı 9 adım at diyor. Yani sağa doğru 9 adım at diyor. O zaman sağa doğru 9 adım atarsam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kaça gelirim? 6'ya gelirim. Bu da eksi 3'tü. O zaman nerede bitti? Artı 6'da. Pardon. Şöyle. Bu da artı 6 oldu. O zaman eksi 3 artı 9 da bize artı 6'yı verir. Dolayısıyla değişme özelliğine göre değişmeyeceğini bu şekilde de göstermiş olduk. Diğer bir özelliğe bakalım. 3 tam sayı ile toplama işlemi yapıldığında ilk iki tam sayının toplamıyla üçüncü tam sayının toplamı son iki tam sayının toplamıyla ilk tam sayının toplamına eşittir. Bu özelliğe biz birleşme özelliği diyoruz. Bakalım birleşme özelliğinde bunları tekrar yazalım. Artı 5 artı eksi 2 artı 3. Ne dedik biz burada? Öncelikle ilk ikisini yapalım dedik. Köşeli parantezi aldım. Öncelikle işlemin burası dedim. Ne yaparım? Artı 5 artı eksi olduğu için burasını eksi yaparım. Yani artı 5 eksi 2 artı 3. Burası kaç oldu? Artı 3 oldu. Artı 3, burası artı oldu. Artı 3, artı 3 eşittir artı 6 buldum. Şimdi ilk ikisini son işlemle topladım. Peki, son iki toplamayla ilkini toplayalım şimdi de. Yani artı 5 artı köşeli parantezimi açtım. Eksi 2 artı 3. Şimdi öncelikle köşeli parantezimin içi var. Eksi 2 artı 3. Burası artı oldu. Yani eksi 2 artı 3. Burada da bir artı 5'im var. Buranın içi ne oldu? Şimdi öncelikle şunu yapalım. Artı 5 artı eksi. Şimdi burası kaç oldu? Artı 1. Artı ile artı artı oldu. Artı 1. Artı 5 artı. Artı 1 eşittir. Artı 6 oldu. Dolayısıyla sonucumuz her ikisinde de artı 6 çıktı. Ve buna da biz birleşme özelliği diyoruz. Burada da bakalım. Öncelikle yine köşeli parantezi aldık. Eksi 4 burada kaldı. Şimdi öncelikle işlemim köşeli parantezimin içi. Artı 1, pardon, eksi 1 artı 7. Burası artı oldu. Eksi 1 artı 7 oldu. Artı eksi 4. Şimdi burası kaç oldu? Eksi 1 artı 7 artı 6 oldu. Burada artı eksi vardı. Eksi oldu. Eksi 4. Yani sonucum kaç çıktı? Artı 2 çıktı. Bakalım şimdi son ikisini köşeli paranteze alalım. Eksi 1 artı köşeli parantezi açtım. Artı 7 var. Artı eksi 4 var. Öncelikle köşeli parantezin içini yapalım. Kaç var burada? Artı 7 var. Artı eksi oldu. Yani eksi 4. Bunu da yazalım. Eksi 1. Şimdi ne oldu? Eksi 1 artı. Burası kaç oldu? Artı 7 eksi 4. Yani artı 3 oldu. Eksi 1 artı. Artı 3 eşittir. Artı 2. Şimdi gelelim sayı doğrusunda göstermeye. Bir sayı doğrusu çizdim. Bir, iki.
2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6'ya kadar gelelim. Şimdi öncelikle yine köşeli parantezimi açtım. Artı 10, artı eksi 6, köşeli parantezi kapattım. Artı eksi 2. Yani öncelikle şu işlemi yapacağım. Yapalım. Sıfırdan başladım. 10'a kadar gittim. Artı 10. Şimdi artı eksi 6 gideceğim. Yani geriye dönüyorum. 6 adım. Bu artı eksi 6. Şimdi ne yapıyorum çıktıktan sonra? Eksi 2 adım daha atıyorum. 1, 2 ve sonuç kaç çıkıyor? Artı 2 çıkıyor. Şimdi ikinci yöntemde artı 2 çıktı. İkinci yöntemde ne yapıyorum? Artı 10 artı dedikten sonra köşeli parantezimi açtım. Eksi 6 artı eksi 2. Yine çizdim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu kadar yeterli. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8, eksi 9 diye gidiyor. Şimdi öncelikle köşeli parantezin içini yapıyorum. Ne var? Eksi 6 var. Sıfırdan geldim. Eksi 6 sola doğru gideceğim. Eksi 6 adım gittim. Artı eksi 2 yani yine sola doğru 2 adım gideceğim. Bu eksi 6 idi. 2 adım daha gittim. Artı eksi 2 adım daha gittim. Şimdi ne yapıyorum? Dışarıda kalanı yani artı 10 adım gideceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaça geliyorum? Şuradan gelelim. Artı 2'ye geldim. Yani sıfırdan ne oldu? Artı 2 oldu. Sonuç artı 2 değişme özelliğine, pardon, birleşme özelliğine göre değişmedi. Şimdi bir tam sayıyı sıfır ile toplarsak tam sayının kendisini elde ediyoruz. Bu yüzden de sıfıra tam sayılar kümesinde toplama işleminin etkisiz elemanıdır diyoruz. Yani artı 7 artı 0. Sonuç kaç olur? Baştakinin kendisi olur. Yani artı 7 olur diyorum. 0 artı eksi 11. 0 zaten etkisiz eleman olduğu için cevap eksi 11'dir diyorum. Burada da artı 1000 artı 0. 0 etkisiz. Hiç etkilemiyor. Dolayısıyla sonucum artı 1000 çıkıyor. Yine son örnekte de 0 artı eksi 200. Direkt şuna bakıyorum. Cevabım çünkü eksi 200 çıkıyor. Şimdi gelelim. Eksi 6 artı 0 işleminde etkisiz eleman özelliğini gösterelim. Yine bir sayı doğrusu çizelim. 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6. Burasını da çizebiliriz. 6. Şimdi sıfırdan başlayalım diyoruz. Eksi 6 sola doğru 6 adım gideceğiz. Eksi 6 adım gittik. Artı 0 adım. Yani bu şekilde hiç adım gitmiyorum. O halde cevabım ne oluyor? Cevabım eşittir eksi 6. Yani baştaki sayının kendisi oluyor. Diğer bir özelliğimiz bir sayının negatif ve pozitif değerlerinin toplamı sıfıra eşittir. Böylece de bu iki tam sayı birbirinin ters elemanı olmuş oluyor. Yani eğer artı 5 sayısını gördük. Bu eğer bir şeyle toplanıp sıfıra ulaştıysa buraya ne koyuyorum? 5 yazdım. Bunun aynısını yazdım. Fakat bu pozitifse negatifini yazıyorum. Yani sayının tersi olmuş oluyor. Artı 5 ile eksi 5 birbirinin
tersi olmuş oluyor. Şimdi burada ne gördüm? Eksi 12 gördüm. Bir şeyle toplanmış. Sonuç 0 olmuş. O zaman eksisini kapadım. 12 neydi? Negatifti. O zaman buna pozitif yazıyorum. Eksi 12 art artı 12 sıfıra eşit. Demek ki eksi 12 artı 12 birbirinin tersidir dedim. Aynı şekilde eksi 7 bir sayıyla toplanmış sıfır olmuş. O zaman burası kaçtır diyorum. Artı 7'dir diyorum. O halde yine artı 7 ile eksi 7 birbirinin tersidir dedik. Artı 1 yine bir sayıyla toplanmış sıfıra ulaşmış. Demek ki eksi 1'dir dedim. Ve eksi 1 ile artı 1 birbirinin tersi olan sayılardır dedik. Şimdi bununla ilgili bir örneğimiz var yine. Artı 3 artı sayı 0'a eşitmiş. Bu işlemde ters eleman özelliğini göstereceğiz. Çizelim. 0, 1, 2, 3. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 dedik. Şimdi buradan artı 3 adım gidelim. 1, 2, 3. Kaça geldik? Artı 3'e geldik. Peki sonuç kaç çıkmış? Sonuç şöyle 0 çıkmış. O halde bu artı 3 ise sonuç 0 çıktıysa ne yapmış? Bu artı 3 adım eksi 3 adım olarak geriye dönmüş ve sonucu 0 bulmuş. Yani artı 3'ün tersi eksi 3 olarak bulunur dedik. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.